Kanalımdan herkese merhabalar çocuklar. Ben Osman Hoca. Evet, bugünkü dersimizde LGS İnkılap Tarihi denemesinin soru çözümleriyle birlikte olacağız. Hadi bakalım denememiz gelsin. Hemen başlayalım denememize. Birinci soru. Çocuklar, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Avrupa'da yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip edemeyen Osmanlı Devleti sanayisini güçlendirip modern hale getirememiş. Sanayisi hızla gelişen Avrupalı devletler seri bir şekilde ürettikleri için ucuz mal ettikleri ürünleri daha önceki yıllarda elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde Osmanlı ülkesinde kolaylıkla pazarladılar. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti üzerinde etkileri arasında durumlarından hangileri söylenebilir diyor çocuklar. Bakın, bir, topraklarını Avrupa mallarına karşı koruyamadığından pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle dolmuştur. Doğru. Bakın, bu da ülkemizde enflasyona, yoksulluğa neden olmuş ve yerli esnafın yabancı esnafla rekabet edememesine neden olmuştur ve dükkanların kapanmasına neden olmuştur arkadaşlar. Bu bilgi doğru. İkiye bakalım. Ucuz ithal mallar karşısında ürünlerini satamayan yerli esnafın üretimi durmuş. Osmanlı sanayisi çökmüştür ve buna bağlı olarak da ülkede yoksulluk görülüyor, değil mi çocuklar? E, bu da doğru. Bakın, az önce anlattığım şeyin aynısını burada vermiş. Ham madde arayışı içine giren azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başlamıştır. Arkadaşlar, alakası yok. Burada isyan eden azınlıklar ham madde arayışına girdikleri için etmiyorlar ki. Milliyetçilik akımına bağlı olarak isyan ediyorlar. Sanayi inkılabıyla milliyetçilik akımının bir alakası var mı burada? Yok. Dolayısıyla üçüncü madde yanlış, saçma olmuş zaten. Cevabımız 1 ve 2'dir çocuklar. Yani Bursa. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Bakın, burada yine güzel bir harita sorusu var. Birinci Dünya Savaşı'na taraf olan devletleri gösteren bir harita var değerli arkadaşlar. Bakın, burada itiraf devletleri, ittifak devletleri, tarafsız olanlar, taraf değiştirenler, tarafsızken itilafa katılanlar, tarafsızken ittifaka katılanlar var. Bu haritaya göre aşağıdaki çıkarımlarından hangilerinin yapılması doğru olmaz diyor. Bakalım. Bakın, A şıkkına bakın. Osmanlı Devleti Bulgaristan gibi tarafsızken ittifak devletleri grubuna katılan devletlerden biri olmuştu. Bakın, gerçekten de öyle. Osmanlı ve Bulgaristan tarafsızken ittifak blokunda savaşa katılmıştır. O zaman bu bilgi doğru. Yani doğru olmaz değil. Doğru. Kesinlikle doğru. Yanlış değil. Evet. İkinci şıkka bakalım. B şıkkı. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasındaki topraklarını tamamen kaybetmiştir. Yanlış çocuklar, bakın. Hala İstanbul bizde, Edirne bizde, doğru mu? Kırklareli, Tekirdağ bizde. Yani biz bütün Avrupa topraklarımızı henüz kaybetmiş değiliz. Cevabımız Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Çok basit, dakika bir, gol bir. Bakın, Fransa ve Almanya farklı ittifaklar içinde yer almış. Doğru. Fransa itiraf devleti, Almanya ittifak devletidir. Bakın, çok açık. Savaşa katılan devletlerin tamamı Avrupa kıtasında yer almamıştır. Doğru, bakın, bir tarafta Amerika var, bir tarafta da Japonya var, değil mi çocuklar? Gerçekten de bu bilgi de bizim için doğru mudur? Doğrudur. Evet, cevabımız Bursa'ydı. Üçüncü sorumuz gelsin çocuklar. Bakın, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri verilmiş. Boğazlar açık olacak ve itiraf devletlerince işgal edilecek. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Osmanlı'nın diyor savaş gemilerine taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelerine el konulacak deniliyor. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, Doros tünelleri ve demir yolları yine itiraf devletlerine verilecekmiş. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir stratejik bölgeyi de ne yapabileceklermiş? İşgal edebileceklermiş. Bakın, gerçekten Osmanlı için çok zararlı bir antlaşma arkadaşlar. Bu maddelerden de bunu anlayabiliyoruz. Bakalım, Mondros Mütarekesi'nde kabul edilen kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın, Osmanlı Devleti'nin savunma gücü elinden alınmış mı? İşgaller kolaylaştırılmak mı istenmiş? Evet. Çocuklar, bunu nereden anladınız? Bakın, ordumuzun terhis edilmesi, silah ve cephanemize el konulması. Buradan bu maddeyi çıkarabiliriz. B'ye bakalım. Türk halkının işgaller karşısında bir araya gelerek direnişe geçmesinin engellenmesi hedeflenmiştir. Bakın, iletişimimizi kesmişler, değil mi? Tüm telgraf hatlarına, telsiz hatlarına, kablolara, Toros tünellerine el konulmuş. Bakın, bu şıkkı da bu maddeden çıkartabiliriz. E, bu da doğru arkadaşlar, değil mi? C'ye bakalım. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlanması amaçlanmıştır. Bakın, bu madde de doğru. Yine 7. madde, değil mi arkadaşlar? İtiraf devletlerinin hazırladığı 7. madde. Mondros Mütarekesi'nin
en tehlikeli maddesidir ve bu maddeye dayanarak Anadolu'nun tamamı işgal edilebilirdi çocuklar. Bu da doğru. Bakalım D şıkkı ne diyor? İleride kurulması amaçlanan Ermeni Devleti'ne zemin hazırlamak için ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Çocuklar diyor mu? Doğudaki 6 ilde bir karışıklık çıkarsa itiraf devletleri burayı işgal edebilecektir diyor mu? Bu maddelerde var mı böyle bir madde şu anda? Yok. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle D şıkkı arkadaşlar. Evet. Geçtik 4. sorumuza. Bakın yine Sevr Antlaşması ile ilgili bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar paragrafı dikkatlice okuduğunuz zaman Ermeni hükümetinin Doğu Anadolu'daki topraklarından vazgeçtiğini, Sevr'i reddettiğini şu bilgilerden çıkartabilirsiniz. Doğru. Ermenistan bizi Gümrü Antlaşması ile resmen tanımıştır. Çünkü bizimle oturup masaya oturdu ve bir antlaşma imzaladı. Hatta dedik ki çocuklar TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdi? Ermenistan'dı. Bakın bu da doğru. Bakalım. Ermenilere karşı kazanılan askeri başarı siyasi bir zafer ile taçlandırılmıştır. Bakın Doğu cephesinde askeri yönden kazandık ve bu zaferlerin sonucunda siyasi bir zafer daha arka arkaya geldi. Bu siyasi zaferin adı ne? 3 Aralık 1920'de imzalanan ve Ermenistan'ın bizi tanımasını sağlayan antlaşma. Gümrü Antlaşması. Bakın bu siyasi bir antlaşma arkadaşlar. Bu da doğru. Dörde bakalım. Kurtuluş Savaşı sırasında cepheler arası yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir. Bakın yine bilgilerden çıkıyor çocuklar. Ne diyor? Ermenilerden elde edilen silah ve cephanenin bir bölümü Batı cephesine aktarılmıştır. Gerçekten cepheler arasında koordinasyon sağlanmış, birlik beraberlik ve iletişim sağlanmıştır. Çocuklarım o zaman bu yargıların tamamı da doğrudur. Cevap 1, 2, 3 ve 4'tür. Yani D şıkkıdır arkadaşlar. Güzel bir soruydu yine. Geçelim 5'e hemen. Bakın burada da Kahramanmaraş Belediyesi'nden alınan bir bilgi var. Bu bilgilere bakıldığında milli mücadele yıllarındaki Maraş halkı hakkında bakın şu paragrafı dikkatlice okumanızı isterim içinizden. 1. Düşman kuvvetlerini yenerek şehirlerini işgalden kurtarmışlardır. Bakın Maraş halkı tek yürek olup Fransızları bozguna uğratmış ve muhteşem bir halk direnişi gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. Yaşanan işgaller karşısında birlik ve beraberlik içinde mücadele etmişlerdir. Evet, bakın biliyorsunuz Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye dediğimiz halk hareketi var. Halkımız işgaller karşısında güneyde birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı mücadele etmişti. Bu da doğru. Bakın üçüncü maddeye bakalım. Düşman kuvvetlerine karşı gösterdikleri direnç TBMM tarafından takdir edilmiş. Bakın bunu da bu paragraftan çok rahat çıkarabilirsiniz. Ne diyor? Maraşlılara kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiş. Ve biliyorsunuz Maraş'a kahraman unvanı verilmiş değil mi? İstiklal Madalyası ve kahraman unvanı verilmiş. Yani TBMM'ye Maraş'la birlikte Antep'i, Urfa'yı değil mi arkadaşlar? Ve İnebolu'yu ödüllendirmiştir arkadaşlar İstiklal Madalyası ile. Bunu da ekstradan belirtmiş olalım. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani C şıkkıdır. Evet. Geçtik 6. sorumuza. Yine milliyetçilikten bilgiler vermiş. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi hakkında bilgiler vermiş. Değil mi? Bu bilgiler değerlendirildiğinde 1. Kapitülasyonların kaldırılması. 2. Türk Tarih Kurumu'nun açılması. 3. Kabotaj Kanunu çıkarılması. 4. Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Gelişmelerinden hangileri? Milliyetçilik ilkesinin milli kültürün korunması ve geliştirilmesi amacına hizmet ettiğinin kanıtıdır. Bakın çocuklar hangisi milliyetçilik doğrusunda yapılan inkılaplar demiyor. Milliyetçiliğin milli kültürün korunması ve geliştirilmesi boyutuna dikkat çekiyor. Atatürk'e göre biliyorsunuz milli kültürü oluşturan iki unsur vardı arkadaşlar. Biri tarihti, biri de dildi. Dolayısıyla Atatürk'ümüzün milliyetçilik ilkesi doğrusunda yapılan iki inkılap milli kültürü geliştirmeye ve korumaya yöneliktir. Yani Türk tarihini araştırmak için Türk Tarih Kurumu değil mi? Türk dilini ortaya koymak için, Türk dilinin zenginliğini göstermek için, Arapçayı, Farsçayı bu dilden silmek için de Türk Dil Kurumu. Bakın biri tarih, biri dil. Dolayısıyla bu ikisi milli kültürün korunması ve geliştirilmesi amacına hizmet etmektedir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4'tür arkadaşlar. Yani Bursa seçeneğidir. Evet. Geçelim 7'ye o zaman. Bakın burada Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü görüyoruz. Bu resimden hareketle hangisi söylenemez diyor. Bakın. A. Şapka takarak insanlara örnek olmaya, yapılan yeniliğe kendisinin de uyduğunu göstermeye çalışmıştır. Bakın gerçekten de Atatürk'ümüz
elinde şapkayla beraber, beraberindeki insanlarla şapkayla gezmiştir. Ve halkımıza bu yeniliği göstermiştir. Bizzat kendisi örnek olmuştur. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Kıyafet alanındaki inkılabın toplumda kabul görmesi için gayret göstermiştir. Elbette zaten onun için şehir şehir gezip şapkayı, modern kıyafetleri halkımıza tanıtıyor. Değil mi? C'ye bakalım. Toplumdaki bir kişinin hangi dinden veya milletten olduğunun kıyafetine bakılarak anlaşabilmesini istemiştir. Alakası yok arkadaşlar. Bir imamla bir normal memuru o zaman biz nasıl ayırt edeceğiz? Değil mi? İmamlar sadece biliyorsunuz camide dini kıyafetleri giyebiliyorlar. Buradan böyle bir şey çıkmaz. D'ye bakın. Giydiği kıyafetlerle toplumda kıyafet değişikliğinin yerleşmesini sağlamaya başlamıştır. Zaten bu D şıkkı arkadaşlar B şıkkıyla A şıkkıyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla yanlış cevap C şıkkıdır arkadaşlar diyoruz. Evet. 8. sorumuz gelsin değerli çocuklar. Evet. Yine bakın Milli Mücadele'den gelmiş. Milli Mücadele'nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal'in öncülüğünde millet iradesine dayalı demokratik bir yönetim sisteminin oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür. Ülkede demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için halk arasındaki farklı siyasi düşüncelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yansıtılmasını sağlanması ve bu yansıtma sırasında cinsiyet ayrımının da yapılmaması zorunlu bir adım idi. Bakalım yukarıdaki metinde atılması zorunlu olarak görülen adım olarak hangileri gösterebilir diyor. Bakın çocuklar içinde kabak gibi çıkıyor. Farklı düşüncelerin TBMM'de yansıtılması demek, çok partili siyasi hayata geçmek demek. Bu var. Yine bakınız ne diyor? Bu yansıtma sırasında cinsiyet ayrımının da yapılmaması, yani kadın erkek eşitliği, kadınlara da seçme seçilme hakkının verilmesidir. Değil mi çocuklar? Bunu anladım ben bundan. Dolayısıyla iki de var. Burada tevhid-i teçhizatla ilgili bir şey var mı? Ankara'nın başkent olması ile ilgili bir şey var mı? Yok. Cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Yani Adana. Çok güzel bir LGS sorusu olabilir. Bizden söylemesi. 9'a geçelim. Bakın yine Mustafa Kemal ile ilgili yine bir bilgi vermiş. Dış politika ile ilgili bir bilgi. Bakalım ne diyor? 1930'lu yıllardan itibaren Mustafa Kemal Atatürk dünyanın yeniden ve hızlı bir savaşa doğru sürüklendiğini fark etmiş. Savaş tehdidine karşı birçok devletle barış, iyi komşuluk ve tarafsızlık antlaşmalarının yapılmasını istemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak için uluslararası birliklerin kurulmasına öncülük etmiştir. Balkan devletleriyle Balkan Antantı'nın imzalanması, Doğu komşularımız İran, Irak ve Afganistan ile Sadavat Paktı'nın yapılması Mustafa Kemal'in nokta nokta nokta. Hangi seçenekteki bilgiyle devam etmesi beklenebilir diyor arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal'in dünya barışına verdiği önemi gösteriyor ve arkadaşlar hem dünya barışına katkı sağlıyor hem de komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini gösteriyor değil mi? Bakın yine cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkacaktır. Hem Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması hem de dünya barışının korunmasına katkı sağladığı gösterilebilir. Bakın bu paragrafı bu cümleyle devam ettirmek çok uygun olacaktır. Evet. Böylelikle 9. sorumuz da Denizli olacak. Gelelim 10. soru ve son sorumuza. Bakın burada Atatürk'ümüzün eserleri var doğru mu? Takımın muharebe talimi, nutuk, geometri, vatandaş için medeni bilgiler, birinci tabiye meselesinin halli, Cumali Ordugahı vesaire. Yukarıdaki görsel dikkate alındığında Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir, kendi fikir ve birikimlerini insanlara ulaştırabilmek için çeşitli eserler kaleme almıştır. Elbette doğru. Bakın Atatürk çok yönlü bir liderdir değil mi? Kesinlikle doğru. İkiye bakalım. Askerlik mesleğiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini genç askerlere aktarmak amacıyla kitaplar yazmıştır. Bakın Cumalı Ordugahı'nı gördük mü arkadaşlar? Gerçekten de doğru değil mi? Takımın muharebe eğitimini görüyoruz değil mi? Bakın bunlar hep askerliği. Askeri alanda yazdığı eserler Atatürk'ümüzün. Üçe bakalım. Birbirinden farklı birçok konuda eser verebilecek kadar bilgi sahibi olduğunu göstermiştir. Elbette bakın geometri kitabı var. Nutuk var. Medeni bilgiler var. Gerçekten doğru. Medeni bilgiler adlı kitabı milli tarihimizin birinci elden kaynağı olmuştur. Arkadaşlar bu paragraftan, bu görsellerden böyle bir ifade çıkmaz. Bu eserin birinci el mi yoksa ikinci el mi olduğunu ben bu görselden nasıl anlayabilirim? Anlayamam. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'tür. 4. öncül yanlıştır. Yani cevabımız C şıkkı çocuklar. Evet. Böylelikle bugünkü LGS denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize LGS'de başarılar dilerim. Hepinize çok teşekkür ederim.